Birkaç gün önce Silivri'de bir kız çocuğu denizde boğularak hayatını kaybetti. Yazın gelmesiyle de boğulma vakaları da artmaya başladı ne yazık ki. Akıntı esnasında bir kişi ne yapmalı ya da İstanbul'da en tehlikeli yerler nereler? İşte tüm bu soruların cevaplarını Fulya Öztürk, yüzme eğitmeni Serkan Özkeskin ile konuştu. İzleyelim birlikte. Yaz geldi. Ne yazık ki boğulma haberleri de gelmeye başladı. Daha birkaç gün önce İstanbul Silivri'de 8 yaşında bir kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Kimi denizde, kimi gölde, kimi nehirde, kimi süs havuzunda, kimi barajda hayatını kaybediyor, canından oluyor. Aman dikkat, bu yayınımızı iyi izleyin, iyi dinleyin. Yanımızda yüzme eğitmeni Serkan Özkeskin var. İstanbul Boğazı'ndan bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta boğaza girenlerle beraber. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güneşli bir günden iyi günler diliyorum herkese. Şimdi hocam bir yandan boğazda çok sık zaten görüyoruz. Yazın İstanbul Boğazı'ndan da çok ölüm haberleri geliyor. Ne yazık ki Şile'den çok geliyor. Şimdi bunun en büyük nedeni yüzme bilmemenin yanı sıra akıntı. İstanbul Boğazı'nda da, denizlerde de. Şimdi bir kişi denizde akıntıya yakalandı. Ne yapacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen yılki AFAD verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 900 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Her yıl? Evet, ortalama her yıl bu 900'ü 800'ü bulan rakam. Geçen sene 900 yanlış hatırlamıyorsam. Denizde akıntıya kapılan biri ilk önce sırt üstü yatıp dinlenmeli, bir kendine gelmeli, enerjisini depolamalı, ondan sonra B planını, eylemini devreye sokmalı. Ama önce sırt üstü yatmak şart. Yani bir anda paniğe kapılıp yüzmeyecek. Hiç gerek yok, acelesi yok. Önemli olan dediğim gibi enerji ihtiyacı var. Yatsın, dinlensin, bir soluklansın. Ondan sonra zaten mutlaka ki enerjisi topladıktan sonra rahatlıkla kendini kurtaracak noktaya kadar taşıyacaktır. Baktı akıntı var. Bu şekilde. Akıntıya bırakacak kendini. Çok doğru. Aynen öyle. O zaman nefes problemi olmayacak. Çünkü bizim kaslarımızın dinlenmesi için düzenli nefes alıp vermemiz lazım. Bu sayede burnumuz yukarıda olduğu için rahatlıkla nefes alıp vereceğiz ve kendimize geleceğiz. Bazen boğulmalar yorulmadan kaynaklı olabiliyor. Özellikle bir rip akıntısına kapıldığınızda, eğer ki rip akıntısından nasıl kıyıya çıkacağınızı bilmiyorsanız, maalesef enerjiniz tükendiği için ve dalgalı bir gündeyseniz maalesef yorulduğunuz için boğulursunuz. Evet. Şimdi akıntıda boğazda da olsa, işte Şile'de o rip akıntısına da yakalansa ters yatacaksınız, kendinizi bırakacaksınız dediniz. Şimdi yüzme bilmeyip de girenleri de çok görüyoruz. Nasıl tavsiyeleriniz olacak Serkan Hocam? Yüzme bilmeyenler maalesef, hani cahil cesareti deriz ya, bunu sergilediği için başına böyle olumsuzluklar geliyor. Yüzme bilmeyenler özellikle kamuya açık alanlarda, plaj hizmeti, can kurtarma hizmeti verilen yerlerde, işaretli alanlar içinde girerse hiçbir problem yaşamazlar. Maalesef ayaklarının yere değmeyeceği derin yerlerde girmesinler, önermiyorum. Halka açık yerlerde, plajlarda işaret dubaları vardır, mantarlar vardır. Nereye kadar açılmanız gerektiğini ve açılmamanız gerektiğini gösteren işaretlerdir. Bunlara riayet ettiğinizde asla hiçbir problem yaşamazsınız. Daha birkaç gün önce 8 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Şimdi anne babalara da çok şey düşüyor. Özellikle o çocuk boğulmaları için. Anne babalara nasıl tavsiyeniz? Anne babalar eğer imkanları varsa küçük yaşlarda çocuklarına profesyonel yüzme eğitimi aldırabilirler. Bu çok önemli. Dolayısıyla İstanbul'da, özellikle İstanbul için bahsetmemiz gerekirse, bu anlamda imkan çok fazla. Gerek okulların, gerek özel tesislerin yüzme havuzlarına mutlaka değerlendirsinler. Anne babalar yapabiliyorlarsa kendileri can kurtaran eğitim alabilirler. Oldukça da yararlı olur. Gerek kendi çocuklarına, gerek yakın çevresine. Çok da zor değildir. Hem kendilerine hem de çevresine faydalı olabilirler. Şimdi tabii can kurtaran hizmeti olmayan bir yerde de denize girilmemesi tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de birçok noktasında var can kurtaranları da görüyoruz. Tabii zaten mesela İstanbul sahillerinde belediye hizmeti olan yerlerde boğulma vakası çok azdır. Tehlike yaşanır fakat mutlaka can kurtaranlar müdahale eder. Bu konuda çok iyiler. Önemli olan, dediğim gibi, daha sakin olsun, bakir olsun, ben kimsenin olmadığı bir yere gideyim, denize gireyim diyenlerin yaşadığı sıkıntılardır bunlar. Şimdi İstanbul Boğazı'ndayız, önündeyiz. Hocam İstanbul Boğazı'nda en tehlikeli yer veya saat, bir kişi boğaza girmeden önce neye dikkat etmeli? Gün içinde sürekli buradaki akıntı değişmekte. Boğazın yerlisi değilim ama ara ara ben de yüzdüğüm için biliyorum. İşte sabah ondan sonra akıntı ters döner, başka olur. Şu an mesela bu saatlerde en güzel girmeye müsait olan saatlerdir. Sizin de gördüğünüz gibi akıntı yok. Ve buranın yerlisi girer, çok da fazla açılmaz. Açılmaması gerektiğini bilirler zaten. Öğle saatlerinde
durgun mudur yani? Kesinlikle. Ama bu gününe göre değişir mi İstanbul Boğazı? İstisnaları dışarıda tutarsak evet değişmez. Genel olarak böyledir. Öğlen saatleri saat 3'e kadar falan oldukça. Sakindir yani. Sakindir. Akıntı azdır. Aynen ama hava bozarsa ona bir şey diyemem ama genel olarak ben burada kano antrenmanı da yaptığım için biliyorum oldukça durgundur. Aman dikkat diyelim biz de. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli Serkan Hocam. Kesinlikle. Yani umarım sizlerin emeklerinin bir faydası olur. En azından birkaç kişiye dokunabilirsek, faydamız olabilirse ne mutlu bize. Evet, verdiğiniz en önemli bilgi tabii ki akıntı. Çünkü boğulmaların büyük nedeni akıntıya kapılmaktan oluyor. O uyarınızı son defa alalım, yayını öyle kapatalım hocam. Bir kişi rip akıntısı veya boğazdaki akıntıya yakalandığı andan itibaren... Bilmediği yerde suya girmesinler. Biliyorlarsa ve akıntıya kapılmışlarsa da sadece sırt üstü yatıp dinlensinler. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sakin olsunlar yeterli. Onlar zaten yüzme bildiği için çok rahat geri dönecektir. Bizi panik öldürür. Evet. Bir anda paniğe kapılıp kulaç atılır. Tabii kalp atımımız hızlanır. Dolayısıyla daha çabuk yoruluruz. Bizim enerji ihtiyacımız var. Dolayısıyla sırt üstü yatıp dinlensin. Ondan sonra zaten rahatlıkla kıyıya gelecektir. Bilmeyen de girmesin. Girecekse de değil mi? Kesinlikle. Mutlaka yanında destek alabileceği birileri olsun. Tek başına asla. Bilmeyen biri için kesinlikle evet. Önermem. Asla. Evet. Aman dikkat diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz boğulma haberleri gelmez. Kimse canından olmaz diyelim. Buradan vatandaşlarımızı biz de uyaralım bir kez daha. Aman dikkat, tedbir elden bırakmayın efendim diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.